Bunu evet. görmüyor. Yine geçtiğimiz yıllarda bir Sümele Manastırı'nda bir hain yapılmış. Evet, sizin bununla ilgili çok enteresan bir tespitiniz evet, vardı. Evet, evet. Biraz evet. onu açabilir miyiz? Tarihten dolayı bir tespitiniz var. Şimdi bunun bir hatayla yapıldığını şey yapmak değil. İstiyorum. Yani buna inanmak istiyorum. 15 Ağustos, yani Sümela'da bir hain izni verilmiş. Tamam, yapsınlar. Seçilen gün 15 Ağustos'tu. 15 Ağustos Fatih'in Pontus Rum İmparatorluğu'nu yıktığı gündür. Revanşı aldılar. Ve ben ne zaman ki bunun çok basit bir şey. Benim bu kitabımda da söylemlerimde de yani böyle istihbarat bilgisi şey yok. Bilinen şeyler ama analizi yapan da yok. Alt alta yazan da yok. Bunu söylediğim anda özellikle Karadeniz'in bütün haber portallarında bu patladı. Sümela'dan hemen sonra başka bir olay daha vardı. Chris Pirro diye bir Amerikalı milyarder. Yani entelektüel insanlarımız arasında maalesef bu. Adı Hristiyan olmuş Avrupalı oluyor. Avrupalı olunca da sempatik oluyor. Ya şunu unutmamaları lazım. Yani Hristiyan'ın yobazı, Müslüman'ın yobazını mumlu aratır. Gerçekten aratır ama. Göremiyorlar işte onu. Evet. Şimdi Bojdar Bey, aslında sizin bu kitabınıza da baktığımız zaman, söylemlerinize baktığımız zaman, açıklamalarınıza baktığımız zaman da Bulgar cemaatine mensup bir kişi olarak aslında Bulgarları çok fazla da sevmediğiniz anlaşılıyor. Ben zaten kendimi Bulgar olarak değil, Türk olarak tanımlıyorum. Bu bir. Ben İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'daki Bulgar cemaati de enteresan bir yapıdadır. Bu Fatih Sultan Mehmet'in bir millet prensipleri vardı. Zaten bu millet prensiplerinden dolayıdır ki bütün Ortodokslar Patrikhane'ye bağlanmıştı. Sonra 1870'te Bulgar Egzarhlığı fermanıyla bir ayrılma oldu. Şimdi uzatmayayım, bu tabii şey bir konu. İstanbul'daki Bulgar cemaatinin 100 kişinin 95'i belki de fazlası Bulgar etnik kökenli değildir. Makedon etnik kökenlidir. Benim gibi, benim ailem gibi. Siz de Makedon. Tabii ben de. Yani ben şimdi etnik kökenimi sordukları vakit Makedon'um diyorum. Ama Bulgar cemaatinin mensubuyum diyorum. Çünkü o da burada şu anda bizim de kiliselerimiz, yani Allah korusun bir vefatımız olsa ya bir düğün ya da bir vaftiz bir şey olsa gidilecek yer orası. Onun için İstanbul'daki Bulgar cemaati Makedon etnik kökenlidir. Bulgar değildir. Saf Bulgar yoktur işlere. Çok azdır yani. Yoktur demeyelim. Yani 50 kişi çıkmaz. 500 kişi de 50 kişi çıkmaz. Bulgaristan'ı ben evet çok sempatik değilim. Benim 1952 yılında babam Bulgarlarca asıldı, öldürüldü. Mezarını bile bilmiyoruz. 1952'de mi? Evet. O zaman Türkiye hesabına çalıştığı gerekçesiyle babamı alıyorlar. Ajan oldu iddiasıyla. Evet ve ondan sonra annem bana hamile olarak İstanbul'a kaçırılıyor. 91 yılında gittiğim zaman çok yaşlı bir kadın buldum. Babamdan bir tek bir mahkeme haberi alınmış. Kapalı celse. Kapıda beklemiş. Öldürseler de yani göreceğim demiş. Çıkarken göz göze geldim. Ve oraya benim babamın adı İlya'ydı. İlo demiş. Bir oğlun oldu. Adını Bojdar koydular. Bojdar'ın anlamı da Allah'ın hediyesidir. Allah'ın armağanıdır. Annem herhalde babamdan sonra kalan armağan olarak bana bu adı vermiş. Bulgarları gerçekten çok sevmem. Evet, babanızı hiç görmedim. Sevmem ve yani mesela bir Bulgar konuştuğu zaman Türkler Mürkler başladım haddini bildiririm. Haddini bil, ben evvela Türk'üm derim. Evet. Peki biraz o zaman Bulgaristan-Türkiye ilişkilerine bakarsak, son dönemde gelişen olaylara bakarsak en çok konuşulan konulardan bir tanesi de sınıra tel örgünün örülmesi. Hem ilişkiler anlamında hem de bu son gelişme anlamında neler söyleyeceksiniz? Şimdi bakın, Bulgaristan'ı ben çok iyi etüt ettim. Gidip geliyorsunuz değil mi? Yok, ben çok az gittim. Ben bakın size sayısını söyleyeyim. 70'li yıllarda bir gençlik turu olmuştu. 91'de delegasyonda gittim. Toplam hayatımda 5 kere Bulgaristan'a gittim. Kısa kısa şeyler. Yani uzak akrabalar var ama benim öyle cezbeden bir şey yok. Yani bir sevgi şeyi de yok. Bir de çok baktığımız zaman bir Türk düşmanlığı da gözlemlenebiliyor aslında. Var, bunu var, neye bağlıyorsunuz? Var. Şimdi bakın buna zamanımız yetmez ama ben çok kısa bir şey yapacağım. Bulgaristan Rusya'nın eseridir. Panslavizm başladıktan sonra
Panslavizmi sahipleyen, onu maddi ve moral anlamda destekleyen ülke Rusya'dır. Rusya da buradaki en büyük malzeme olarak Bulgarları görmüştür. Bu çok uzun bir süreç, böyle bu kadar çabuk anlatılmıyor. Bunun tarihsel bir tezahürü sonunda işte 93 Harbi ya da 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı diye bildiğimiz o savaş vardır. Şimdi o savaşın sonunda bir Ayastefanos anlaşmasıyla bugünkü Bulgaristan'ın yaklaşık haritası çizildi. Hı hı. Fakat Rusya'nın çok güçlenmesini istemeyen Batı bu anlaşmayı kadük saydı. Üzerine bir Berlin anlaşması yapılarak 1878'de bugünkü Bulgaristan'ın yarısına tekamül eden bir harita, 1908'de de bugünkü Bulgaristan ortaya çıktı. Şimdi Bulgaristan bütün bu süreçte, bu çok uzun bir süreç, böyle anlatılamaz da, Bulgaristan bu sürecin içinde bugünkü topraklarda bir devlet olmasını sağlayan Rusya'ya medyunu şükrandır. Ve Hristiyanlıkla hiç ilgisi olmayan, Rusya'da da böyle bir şey söylenmeyen, Çar Nikolay Aleksandrovic, ki o biz Osmanlı-Rus Savaşı'nın başındaki şeydir, Rus çarıdır. O ve merhum askerlerine bir fatiha okunur Bulgaristan kiliselerinde. Şimdi bizim papazın yerine gelen ve Konstantin Kostov'un yerine gelen, Bulgaristan'dan görevli gelen papaz bunu şu an Şişli'de kilisede okuyor. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'un göbeğinde bir Bulgar kilisesinde Türkleri katleden Rus çarı ve askerlerine fatiha okunuyor her pazar ayininde. Şimdi bunun Hristiyanlıkla bilgisi yok. Bulgaristan bunu dini ritüellerine, yani Bulgaristan'da yaşayan soydaşlar, hatta Hristiyanlar bile belki bunun ne anlama geldiğini farkında değiller. Düşünebiliyor musunuz? Bu bir de tabii Rumeli'den bu tarafa gelen göçler, oradaki Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra, daha sonraki yani göçleri ele aldığımız zaman, biraz bunları irdelerseniz, ki ben bunun üstüne bir kitap hazırlıyorum şimdik, 2011 sonuna doğru bu çıkacak. Bulgaristan'ın Türk düşmanlığı devamlı süre gelmektedir. Hatta geçenlerde, yani birkaç ay önce bir makalem çıktı. Birçok kişi tepki verdi ama okuduktan sonra orada ona hak verdiler. Evet, peki süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu dava süreci başladığı zaman, açtığınız zaman veya karara bağlandıktan sonra hükümetten, yetkililerden herhalde sizinle bir irtibat oldu mu? Yok, hayır, değil, olmadı. Ama bugün Vatikan'ın ekumenik olmadığına en büyük destek, kanıt, en büyük mesnet. Tabii hükümet, yani belki politika gereği bir takım şeylere evet diyor olabilir. Yani mesela şimdi yetimhanenin verilmesi bir dünyanın sonu değil. Bir mülkün tapusu verildi. Ruhban okulunun açılmaması lazım. Kesinlikle açılmaması. Açılmaması lazım. Peki belirli işte bağlı olacağı kurumlar onu kabul etmiyorlar. Sonra geri adım atmadılar mı? Milli Eğitim Bakanlığı'na kabul etmiyorlar. Şimdi o şekilde açılsın, ona lafımız yok. Yarın açılsın. Daha sonradan ben Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmayı şimdi kabul ediyoruz diye. Değil. Ama yok, şimdi bakın, hep Türkiye'nin 1971'de kapattığını söylüyorlar. Bu külliyen yalan. 1971'de YÖK yasası çıktığı zaman, Türkiye'deki bütün özel üniversiteler bağlandığı zaman biz bağlanmayız dediler. Evet, dediler onu. Dediler. Ve buna bağlanmadılar ve bağımsız bir üniversite istiyor. Olabilir mi bu? İnsanların üniversiteye sınavla girdiği bir ülkede. Sonra ya buradaki çoğunluğa bir kere bu, yani sen azınlık olarak sana bu hak verilirse başka buradaki bir şey var orada. Bakın, dini giysi olan siyah bir cübbe vardır, rason. Bir yasa var. Devrim yasalarını koruyan anayasanın 174. maddesi var. İnkılap kanunlarının korunması. O koruduğu kanunlardan bir tanesi bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun, uzun bir ismi var. Bu Bakanlar Kurulu kararıyla dini liderler dışında dini cübbeyle dolaşılmaması. Ya uzatmayalım bunu, bu uzun sürer, vakit de yok. Türbanla üniversiteye ya da okula sokulmayan bir ülkede dini elbiseyle kıyafet adamı sokacaksın, aynı şey. Arada bir fark yok. Hiçbir fark yok. Tabii yok, yani bu Ruhban Okulu'nun açılması, peki öğretmen var mı, yok. Öğretmeni getirtiriz. Öğrenci var mı? Öğrenci zaten yok. Onu da getirtiriz. Gidin kardeşim yurt dışına, açın okulunuzu. Ne uğraşıyorsunuz bizimle? Amaç farklı. Öğretmen getirtmek. Bu bir. İkincisi bir de ekumeniklik. Ekumeniklik, Türkiye biliyorsunuz hilafeti ilga etmiş bir ülkedir.
hilafeti kaldırmış Türkiye topraklarında Ortodoks halifeliğini mi kurduracağız bu saatten sonra? Mümkünatı yok zaten. Bu karar da zaten onun önünü kapamış. Evet, evet, evet. Peki bu kitabı bulmak isteyen izleyicilerimiz nereden bulacaklar? İnternet ortamında bunun satıldığı yerler var. Siteler var. Kitapçılar da var. Kitabın adını tarattıkları zaman çıkıyor. Patrikhane ile mücadele. Evet. Bojidar Çikov'un yazmış olduğu bu dava sürecini. Tabii bu kitapta 220 tane belge var. 110 tane görsel ve gazete var. Bulgaristan, Bulgarca gazeteler ağırlıklı olmak üzere 220 tane de içinde belge aslında var. Aslında bu sürece çok yabancı, birçok kesim çok yabancı. Çok ne araştırıyorlar ne okuyorlar. O anlamda bir kaynak da olacak bir kitap. Şimdi konuyu bilen insanlar bu kitabı biliyor. Çok azınlıkta ama elbette biliyor. Yani evet, çok azınlıkta. Evet, bu ülkenin hani aydınları yazarlarına da baktığınız zaman 3-5 tanesi vardır ki bu konularda konuşacak isimlerdir. Onun dışında çok fazla yok ki toplumda olsun. Azınlıkta olsa var ama dediğim gibi bu kitap bir kaynak oluşturacaktır. Okumalarını da tavsiye etmiş olalım. Son olarak neler söylemek istersiniz? Programımızı kapatacağız birazdan. Son olarak neler söylemek isterim? Türkiye üzerinde büyük bir baskı var. Yani siyasi bir kararla bir takım şeylere evet denmemesi lazım. Patrikhane'nin ekumenikliği, Ruhban Okulu ikinci sırada ama Patrikhane'nin ekumenikliğinin kabul edilmemesi lazım. Şeye hiç giremedik, Batı Trakya ile kıyaslayamadık. Yani orada bir çok Celal Bayar Lisesi'nin tamiri yapılamıyor. Tabii burada burada Ruhban Okulu'nu açmaktan bahsediliyor. Bu da peki Türk hükümeti neden daha sert bir tavır sergileyemiyor bu anlamda Batı Trakya'da yaşanan olaylar karşısında? Şimdi veya niye buradaki azınlığa bu kadar haklar veriliyor? Şimdi azınlık bu benim vatandaşımdır, ben hak veririm. Sen vermiyorsun diye değil mantığıyla bakılıyorsa bu bardağın dolu tarafı. Ama o zaman Türkiye demokrasi derse veren diğer Avrupa Birliği ülkeleri neden buna ses çıkıyor? Hiç kimse onu görmüyor. Hiç kimse görmüyor. Yani Patriğin şurada bir yere elini çarpsa, canı acısa, ay dediği zaman ne yaptınız Patriğe derler. Batı Trakya'da neler oluyor? Tabii neler oluyor tabii. Yani o çok çok ayrı bir konu. İnşallah düzelir diyelim. Ben size çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben teşekkür için. Ederim. Evet, değerli izleyenler, Bojidar Çipov'u dinledik. Türkiye'de azınlık olmakla maalesef Batı Trakya'da yaşananlar çok fazla konuşamadık ama daha önceki programlarımızda çok sıklıkla yer verdik oradaki duruma, Batı Trakya'daki Türk ve Müslüman azınlığın sorunlarına. Bundan sonraki süreçte nasıl olacak? Elbette ki takip edeceğiz, bakacağız. İnşallah düzelecek diye umut ediyoruz. Yine bu konularla ilgili gelişmeler olduğu müddetçe biz Bojidar Çipov'un bilgilerine başvuracağız. Bizim de paylaşmasını rica edeceğiz. Ben bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.